Evet arkadaşlar, merhabalar, hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Elimde görmüş olduğunuz tespih çift renk maskot boy abonoz ağacından bir tespih arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çift renk bir tespih, çok güzel bir tespih, mükemmel bir tespih arkadaşlar. Ele oturması, çekimi, sesi gayet rahat, güzel, hoş bir tespih. İşte burada görmüş olduğunuz gibi imamesi, püskülü gayet hoş işlemeli. Ve şöyle yakından biraz daha inceleyebiliriz, bakabiliriz. Bakın şurada işte gümüş bölümler var arkadaşlar. Gümüşleri görüyorsunuz. Ve burada işlemeli güzel bir püskülü var. Ve burada da bir kutu var. Kutunun içini göstermeyeceğim. Bunu bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Ve bunun tespih soranlar vardı. Tanıtımını da yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar bu abonoz ağacı Habeşistan ve Hindistan'da yetişen herhangi bir tadı olmayan sert odunu olan. Odunu bayağı sert bunun arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ve siyaha yakın bir tespih. İşte görmüş olduğunuz gibi siyaha yakın bir tespih. Ve ana gövdesi bu ağacın ve odunu ilaç olarak şifalı. Bunu bu şekilde belirtmek istiyorum. Bol çekirdeği olan işte kara humma türü gaz şikayetlerini gidermek için de kullanılıyor. Tarihi çok eski dönemlere dayanan bir ağaç türü bu ağaç. Hem mobilyalar için, mobilyacılar için değerli bir ağaç, hem de arkadaşlar sanayi ve sağlık sektörü için de vazgeçilmez bir ağaç, şifa veren bir bitki. Ayrıca işte piyanoların tuşları da bu ağaçtan yapılıyor. Abonoz ağacı insanların boşaltım sistemi problemlerini ve bazı göz hastalıklarını da tedavi ve iyileştirme amaçlı kullanılabiliyor. Bu yüzden çok yararlı ve faydalı bir ağaç. Peki bu tespihi çekmek, bu tespihi kullanmak insana ne gibi fayda sağlayabilir? Sonuçta biz bunun çekirdeğini kaynatmayacağız veya işte bu ağacın tohumlarından yararlanıp şifa maksadıyla kullanmayacağız. Elde çekeceğiz. Bunun da faydaları var. Ben sizlere o konu hakkında da bilgilendirme yapacağım. Tespihimiz güzel. Fiyat olarak arkadaşlar, şimdi bu hediye olduğu için fiyatını söylemeyeceğim ama kutusuyla birlikte bir maliyeti var elbette ki. Güzel bir tespih. İşte görmüş olduğunuz gibi. Seyahat, gezi, tarihi, turistik gören yerleri, müzeler, yemek sepetim ve tespih bölümünde bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videolarla ilgili açıklama kısmında burada bunu okursunuz. Uzun bir süredir tespih tanıtımı yapmıyordum. Bu görmüş olduğunuz gibi cam tespih, civalı, pirinci ismim yazılı. Bunun incelemesiyle ilgili bu bölümde videosunu görüyorsunuz. Bu da gayet güzel bir tespihtir. Bunu inceledim. Bunu görebilirsiniz. Bakın burada pembe kuvars tespih var. Bunu görebilirsiniz. Burada sarı kehribar tespih var, gümüş püsküllü. Bununla ilgili tanıtımımı görebilirsiniz. Yine burada kuka tespih var arkadaşlar. Bakın bununla ilgili tanıtımımı görebilirsiniz. Yine burada arkadaşlar sakız tespih var, gümüş püsküllü. Bununla ilgili tanıtımımı görebilirsiniz. Yani görüyorsunuz ben bu işe yeni başlamadım. Çok önceleri de tespih inceliyordum. Bilmeyenler için antiparantez bunu da belirtmiş olayım. Evet, dönelim tekrardan arkadaşlar. Maskot boyu çift renk abonoz ağacından tespihimize ve bunun hakkında bilgilendirmeye devam edelim. Abonoz ağacı odunu kurutulup un şeklinde öğütülür ve su içinde kaynatılır. İçilince de şifa veriyor.
Dış yaralarda ağrı kesici ve iyileştirici rolüyle özellikle göz rahatsızlıklarına faydalıdır. İşte bu dış yaralarda çekerken de bunun faydasını tespihin fiziksel durumundan dolayı görme şansınız var. Ve bu arkadaşlar yara aynı zamanda işte bir cezvede kaynayan suya 10 gram kadar abonoz, Hint abonozu türünün dalı toz halindeyken kaynatılırsa çok büyük faydalar sağlıyor. Vücudun dış tenindeki kesilmeler ve yaralanmalar da yine toz şeklindeki ağaç bal mumu ile karıştırılıp krem olarak sürüldüğünde ve o yaranın üzerine konulduğunda da yine fayda sağlamakta. Ve arkadaşlar bir cezve ile kaynayan yine suya 10 gram kadar kaynatıp günlük olarak tüketilirse idrar sökücü olarak da kullanılıyor. Ve rezene ile yapılan kaynamış abonoz ağacı tozu günlük tüketildiğinde midenin gazını almada faydalı. Felç geçirilmesi, yel girmesi veya romatizmaya yakalanması gibi durumlarda da ağacın yaprağı, çörek otu, yağ ile güneşte 3 hafta bekledikten sonra vücudun bu hastalıklardan muzdarip bölgelerine masaj yapılarak sürülmesi etkisini hızlandırıyor arkadaşlar. Bu günlükte tesbih tanıtımından sizlere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Dostça kalın dileklerimle birlikte başka bir tesbih tanıtımında buluşmak üzere. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun.